Zaloğlu'nun seni kaçırdığını duyunca mahallede herkes pek bir şaşırdı. E zaten Güllü'yü Zaloğlu'na vermişlerdi. Ne halt yemeğe kaçırıyor diye düşündük bir zaman. Doğruyu deyiver Pakize. Kemal'den şüphelendiniz aslında değil mi? E vallahi bende yalan yok. Kemal'e gittin. Bu işi beraber kurdunuz diye düşündüm yani. Nerede onda o yürek? Kemal'den sana hiç hayır gelmez bu vakitten sonra. Bana kalırsa sen bu Muzaffer Bey'le bir an önce evlenmeye bak. Evleniriz. Muzaffer Bey kaçmıyor ya. Çürük tahta çivi tutmaz kızım. Muzaffer Bey'in çapkınlığını bilmeyen mi var? Vallahi daha sen ne olduğunu anlamadan herif elinden pır diye uçar gider. Afiyet olsun. Sağ ol. Verdin mi kahvelerini? Verdim. Ne konuşuyorlardı? Bilmiyorum ben. Gelince ikisi birden sustular. Tamam hadi sen işine bak. Zaloğlu ile Halide birlik olmuşlar. Beni bağ evine kaçırdılar. Allah'tan oğlana yalvardım, dil döktüm de ikna ettim beni geri getirmesi için. Muzaffer Bey ne yaptı hemşiresinin yediği haltı öğrenince? Söylemedim hemşiresinin ne yılan karı olduğunu. Aa, niye söylemiyorsun kızım? Madem bu karı bu kadar Ali Cengiz oyunları yapıyor sana. Söylemem. Halide gözümün önünde olsun da ne dolaplar çevirdiğini bileyim. Madem elinde bu kadar koz var, o zaman sen Muzaffer Bey'i avucunun içine almışsın say. Bana bak. Bu herif hala sana evlenme teklif etmedi mi? Etti. Ama ben reddettim. Hay bu oyun devrilmesine mi? Kızım sen salak mısın? Hem Muzaffer Bey'i avucunun içine alacağım diye kız kardeşinin ağız kokusunu çekiyorsun. Hem de... Muzaffer Bey beni ölen karısı gibi görüyor Pakize. Daha iyi ya işte. Nesi iyi? Bana benzediği için değil, beni ben olduğum için sevmesini istiyorum. Sen olsan, kocan seni başka kadının yerine koysa tahammül edebilir miydin? He? Bunu hazmedebilir miydin? Doğru söylüyorsun valla. Düşünsene, yatakta tam o işi yaparken herif seninle değil de, he? Muzaffer Bey'i avcumun içine alabilmem için kafasındaki beyiyi öldürmem lazım. O zaman Halide'nin kol kanadı da kırılır. İster kalır çiftlikte, ister gider. Bana bir zarar dokunamaz. Sonra da Muzaffer'le evlenir. Çiftliğe hanım olur. Ulan Yezid gibi kızsın be. Sen bu hırsla değil çiftliğin başına geçmek, memlekete başbakan bile mi olursun be?